Aslı evet, gözümü senden alamıyorum. Demek ki güne damgasını vurdu ki ördüğün saç Hasan'ın yaptığı modeli tercih etmişsin bugün. Evet ama saçımı yapan Hasan'dı. Saçını yapan Hasan mıydı? Evet. Sen kendi yaptığını söyledin ama. Ne kendim yapması? Ne karıştırıyorsun ortalığı? Ben yapmadım. Hasan yaptı. Sen bana, ben sana sabah sorduğumda dedin ki ben yaptım dedin. Nasıl örsün kız saçını? Ben yaptım yani. Hani bu da örgü mü yani? Bu da örgü mü? Hani sen kendin yap. Ben çok beğendim. Bir düzeltmiş. Gözde Hanım güzel olmamış. Ya arkanda ne yapıyorsun? Ya bozma. Bozmasana ya. Çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Aa Taner, ben niye böyle bir kabalık yapıyorsun? Gözde Hanım gerçekten buradan çok farklı şeyler dönüyor. Yani hani yani ben Aslı'ya da gerçekten çok kızıyorum, çok neden sinirleniyorum. Yani kaç günden beri bana yalan söylüyor. Yani yalan sorduğum halde yalan söylüyor. Ben mesela sabah saçın çok güzel olmuş dedim. Çünkü Adana'da kendi sürekli örer yani, ben biliyorum. Bugün sordum sabah, yani dedi ki kendim ördüm dedim. Yani bunu bana söylemesi... Şart mı? Gerçekten sinirden konuşamıyorum yani. Hani burada farklı şeyler dönüyor ama... Mesela ne dönüyor? Yani hani Hasan'la olan tavırları beni çok sinirlendiriyor. Neden? Gözde Hanım. En son duyan benim Gözde Hanım. Herkes, bütün setteki herkes biliyor. Ve bundan benim haberim yok. Ailesi gerçekten bana emanet etti Gözde Hanım. Yani ben Aslı'yı gerçekten kız kardeşim gibi çok seviyorum. Çok sahip çıkıyorum. O yüzden onun zarar gelmesini istemiyorum. Ve gerçekten Hasan'a da hiç güvenmiyorum bu konuda. Bu bir kuaför olarak onu anlamıyor mu? Ne diyorsun Hasan? Ben Taner'e katılmıyorum. Yani evet, ona emanet. Sana emanet olabilir ama... ona gözüm gibi bakacağımdan bir... hiçbir şüphen olmasın. Bakın, ben Aslı'ya buraya gelen benim. Beni dinler misin? Siz böyle bir şeyi konuşmuşsunuz, halletmişsiniz. Bundan ilk başta benim haberim olması lazım. Taner'cim, en son senin haberin olması gerekiyordu. Niye? En son da senin haberin oldu. Hiç de öyle bir şey değil yani. Ben gerçekten... Abisi olarak senden çekiniyor. Ne diyor? Abilerin en son haberi abisi olabilir senden, bazen abisi diyor. Abisi olduğundan dolayı senden çekiniyor olabilir. Ve benim yaptığım saçı da o şekilde bozman hiç hoşuma gitmedi. Çok da yakışmış. Ben onu çok güzel duygularla yaptım. Ben sordum, Asya'ya sordum. Gözde ben Hanım, kendim tamam, örgü. Tamam, senin ilk gördüğün örgü benim yaptığım örgüydü. Ama arkasını görmeden yaptığım için bozuk olduğunu düşündüm. Hasan da el attı. O yüzden benim işime Gözde Hanım çok yansıyor. Bu kaç günden beri sonuncu olmam benim için gerçekten hiç önemli değil. Canım sen... Taner'cim müsaade et lütfen ya. Müsaade lütfen, edemem arkadaşım. Müsaade Aslı'cım, edemem. Aslı'cım moralini bozmasın. Senin... Bence ben bunu şimdi almayayım. Ben şunu da bir düzelttim. Hayatım bir saniye. Zararlı. Bir saniye canım. Bir dakika. Ne götürür yapıyor Hasan Aslı? Bunu da? Götürmüyorum. Hasan götürür müsün bunu da? Yazık. Ama sana bu... senden daha güzel hiçbir hediye veremezdim. Ay. Aynaya baktığın zaman sadece kendini gör. Sadece kendini gör aynada. Tadını sorduğuma ben beyaz. Utandım ya. Taner müdahale et. Bari nikah tarihini söyleyin de şuraya yıkılayım. İnşallah onu da söyleriz. İnşallah onu da söyleriz. O kadar yani. Sen benim gönlüm Hasan'da var diyor musun? Biz bir arkadaşlık, özel bir arkadaşlık yaşıyoruz diyor musun? Demedi gözlenmiş de. Diyor musun? Sana söylemek zorunda değil ya. Diyorum evet. Ne diyorsun? Canım benim. Ya... Sen onların ne dediğine bakma. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Taner artık iş senden çıktı. Kızın gönlü var. Oğlan da gönlünü almış. Gerçekten çok seviyorum Aslı'yı. Onun üzülmesini evet istemiyorum. Beni de yani, sev Taner. Beni de sev. Yani yaşı gelmiş tamam yani olabilir böyle şeyler ama... Bence Aslı çok saf bir kız. Memleket döndü bu olay ya. İki insan birbirini tanıyamaz mı? Taner yani artık sen kahveler nasıl olsun yani diye İnşallah sorarsın. İnşallah üzülmez ama Aslı, ben Hasan'ın duygularına inanmıyorum. Buna karar verecek olan benim. Ben onun duygularına inanıyorum. Zamanla birbirimizi tanıyacağız. Ne ara inandın? Sen yok ki inanmış işte. Sen ne konuşuyorsun hala ya? Yani şu an tek taşa bile bu kadar sevinmeyen kızlar var. Bu bir aynaya aldı, sapıttı. Onu da anlayamıyorum. Ben de garip. Çok safımdır o konularda, hiç bilemedim. Şimdi arada kaldım ben de. Ya bana gelen nazar boncuğu hediyesinde de nasıl sevindiğimi gördünüz. Ben gerçekten hediyelere çok değer veriyorum. Meleğin o saçma sapan hediyesine bile değer vermiştim, kabul etmiştim. Yani tek taş da olsa, küçücük bir ayna da olsa ya da ne bileyim başka bir şey de olsa ben buna yine sevinirim. Gözde Hanım, ondan geldi. Çöp kutusu sandım inanın. Canım benim. Kendine gel be, yeter Allah'ım.
Son sözü sen söylersin. Ne diyeceksin? Çok teşekkür ederim. Tamam benim, rica ederim. Tamam, işine adapte ol sen, makyajına. Gözümüz üstünde Hasan. Gözde Hanım, şimdi işine de yansıyacak bunun mesela. Hayır, yansımayacak. Makyaj yaparken böyle bir hayallere dalacak. Ondan sonra benim puanım daha da en sona gidecek. Ya Taner, geldiğimden beri aşktan bahsediyorsun ya bana. Niye karşı çıkıyorsun? Aşk güzel, aşk şöyle bilmem. Niye karşı çıkıyorsun? Yardımcı ol, destek ol. İşini aşkla destek yapacak olamam. Taner. O zaman sen de mi aşka karşısın? İlk başta Aslı bunu bana anlatmış olsaydı ben konuşurdum, ederdim, saygı gösterirdim. Ama benden gizli saklı böyle bir şey yaptığı için sen abisin. Taner, sana bir şey diyeyim, ben seni çok iyi anlıyorum. Sen onu kardeşin olarak böyle koruyorsun. Ben de mesela o aynadan bana da gelmeyene kadar ben de senin tarafındayım, tamam mı? Tamam Buse'cim. Ve ayna gelene kadar bu işi bozalım biz. Kutuyu istemiyorum, aynasını istiyorum. Taner bak, şu aşkı destekle. Bana söylediğin şeyleri destekle. Bunu aşk maaş diyorsun bana. Üzerime geliyorsun, bak kösteklik yapıyorsun. Bunu sen mi bana söylüyorsun? Evet. Sen öyle çıksın bana, bak gözün dönmüş. Bilmiyorsun. Bak gözün dönmüş. Aşkın ağasını bilmiyorsun. Aşkın bilmiyor, bilmiyor ama saygı duyuyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sana öğreteceğim bunları ben. Ya nasıl öğreteceksin? Karşı çıkıyorsun işte. Kendini bak, bulacaksın. Yaşıyoruz. Bana bir şeyler öğret. İşte bir şeyler göster. Kendini destek bulduracağım ben sana, görürsün. Bunu ama da ben başaracağım. Nasıl? Karşı çıkarak mı? Karşı çıkarak mı? Bunu da anlamıyor ki. Adam hocam, anlamıyor. Zamanla görürsün. Puan vermeyeceğiz senin saçına, merak etme. Sus ya, sen de saç takmışsın ya. Hareketli günler bizi bekliyor ha? Ne dersiniz? Kuaförüm sensin, kuaförüm sensin.